Bir önceki videoda ışık hızının 5'te 1'i yani 6 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniye hızla sağa doğru buradaki manyetik alan içinde hareket eden bir protona etkiyen net kuvvetin büyüklüğünün 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12 newton olduğunu bulmuştuk. Sağ el kuralını uygulayarak aynı kuvvetin yönünün ise burada vektörel bir çarpım olduğu için hıza dik olduğunu görmüştük ve bu bilgiler ışığında parçacık bu noktadayken üzerine etkiyen aşağı yönlü bir kuvvet sonucu hız vektörünün bu şekilde bir miktar sağa sapacağını görmüştük. Dolayısıyla parçacığın hala manyetik alanda olduğunu, yani manyetik alana dik olan hareketine devam ettiğini ve üzerine etkiyen kuvvetin büyüklüğünün değişmeyeceğini de düşünerek sadece yönünün değişeceği sonucuna ulaşabiliriz. Sağ el kuralında da hız vektörünün yönü bu şekilde aşağı doğru saparken baş parmağınızın da yönünün değişeceğini gözünüzün önüne getirebiliyorsunuz öyle değil mi? Bu olay bu şekilde devam ettikçe hızın büyüklüğü ve düzleme dik olacak şekilde yönü de değişmediğine göre değişen tek şey düzlem üzerinde izleyeceği yönelim olur. Hızın yönelimi değişince kuvvetin yönelimi de değişir. Hız buradayken kuvvet bu şekilde uygulanacağı için merkezi bir kuvvet rolü oynamaya başlar ve parçacık dairesel bir harekete başlamış olur. Şimdi klasik mekanik konularında daha önce öğrendiklerimize dayanarak bu dairenin yarı çapını bulmak istiyorum. Merkezi kuvvetler dairenin yarı çapı gibi konuları biliyoruz öyle değil mi? Öncelikle burada kendimize biraz yer açalım. Buna ihtiyacımız olmayacak. Manyetik alanın şu vektörlerine de Geriye kalanlar şimdilik durabilir ama yine de yerden kazanmak için küçük ama okunaklı yazmaya çalışacağım. Merkezi kuvvetin formülü neydi? Fizik konusunda ilk videolarda bunun ispatını da yapmıştık. Hemen yazıyorum. Merkezil ivme, hız vektörünün büyüklüğünün karesi bölü dairenin yarıçapı. Bu arada bu merkezil ivme oluyor. Eğer kuvveti bulmak istiyorsanız Buraya bahse geçen cismin kütlesini eklemeniz gerekir. Evet, kütle çarpı hız vektörünün büyüklüğünün karesi bölü dairenin yarıçapı. Tabii ki buradaki yarıçaptan bahsediyorum. Peki, merkezcil kuvvet hakkında neler biliyoruz? Yani mesela merkezcil kuvvete sebep olan şey nedir diye sorarsam ne cevap verirsiniz? Manyetik alan. Öyle değil mi? Bir önceki videoda bunun böyle olduğunu görmüştük ve bu da buna eşit olduğuna göre yani en azından büyüklükler için bunu söyleyebiliriz. Evet bunun büyüklüğü buna eşit olacağı için buraya 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12 newton yazıyorum. Denklemin iki tarafın tersini alırsak, yarı çap bölü kütle çarpı hız vektörünün büyüklüğünün karesi eşittir, 1 bölü 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12 buluruz. İki tarafı da kütle çarpı hız vektörünün büyüklüğünün karesiyle çarptığımızda da yarıçap protonun kütlesi çarpı hız vektörünün büyüklüğü bölü manyetik alanın uyguladığı merkezi kuvvetin büyüklüğü yani 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12 çıkar. Buradaki değerlerin hepsi standart birimlerde oldukları için yarıçapın birimi de metre olacak. Tam değeri bulmak için hesap makinemi çıkarıyorum sabit fonksiyonları yine kullanmamız gerekecek. Çünkü protonun kütlesinin ne olduğunu ben şahsen ezbere bilmiyorum. Ama hesap makinesinde kayıtlı sabitleri seçtiğimizde bakın mesela burada protonun kütlesi var. Bu da elektronun kütlesi. Harika. Protonun kütlesi çarpı hız vektörünün büyüklüğünün karesi hız 6 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniyeydi. O halde çarpı 6 çarpı 10 üzeri 7'nin karesini alıyorum. Ve bölü manyetik alanın yarattığı merkezil kuvvetin büyüklüğü. Yani 4,8 çarpı 10 üzeri eksi 12. Hemen yazıyorum. Bölü 4,8 e üzeri eksi 12. Umarım çok garip bir sonuçla karşılaşmayız. İşte bu. Aslına bakarsanız oldukça temiz ve net bir sonuç elde ettiğimizi de söyleyebilirim. 1,25 metre. Bu uzunluk gözümüzün önüne bile getirebileceğimiz bir uzunluktur. Evet. Eğer ışık hızının 5'te 1'i hızla 0,5 testalık ve vektörlerin ekrandan dışarı doğru çıktıkları bir manyetik alan içerisinde bu yöne doğru hareket eden bir protonumuz varsa protonun yarıçapı 1,25 metre olan bir dairesel hareket yapacağını bulduk gerçekten de gözümüzün önüne getirebileceğimiz bir sayı öyle değil mi? Aslına bakarsanız manyetik alanların yüklü parçacıkları dairesel hareketlere başlatması gerçek hayatta uygulaması olan bir kavram. Mesela eski model plazma ya da LCD olmayan televizyonlara örnek verebiliriz. Bu televizyonlar katot ışını televizyonlardı ve proton değil ama bir elektron ışını ve bir mıknatıs sayesinde. Bu arada tüm bunları eğer bu televizyonlardan birini sökerseniz siz de görebilirsiniz. Ama sakın bunu denemeyin. Çünkü içlerindeki vakumun içeriye doğru patlamasına yol açabilirsiniz. Yine de bu televizyonların içlerindeki mıknatıs elektron ışınını çok hızlı bir şekilde saptırarak ekranı farklı yoğunluklar için tarayıp görüntünün oluşmasını sağlar. Şimdilik bu kadar detay yeter. Belki bir gün televizyonların nasıl çalıştıkları hakkında ayrı bir video yaparım. Evet, manyetik alanın yüklü parçacıklar üzerinde eğrisel bir hareket oluşturmasına verilebilecek güncel hayattaki örneklerden biri bu. Bir diğer ise siklotronlar. Bunlar bir çeşit parçacık hızlandırıcılarıdır. Siklotronlarda protonlara çok yüksek hızlarda dairesel hareketler yaptırıp birbirleriyle çarpıştırırlar. Bu protonlar elle tutulabilir şeyler olmadıkları için dairesel hareketi nasıl sağladıklarını hiç düşünmüş müydünüz? Tabii ki Aynen az önce gördüğümüz gibi. Protonların uygun güçteki bir manyetik alandan geçmesini sağlayarak dairesel bir yolu takip etmesini sağlıyorlar. Ve daha sonra da bu arada bu konuyu çok iyi bildiğim iddia falan etmiyorum ama elektrik alanları sayesinde protonları hızlandırıp çarpıştırıcının aynı bölgesinden geçmesini sağlıyorlar. Çarpıştıkları ana ait resimlerden birini görmüş olabilirsiniz süper çarpıştırıcılar için tonla para harcayıp sonuç olarak buna benzeyen resimler elde edersiniz. Ve fizikçiler de bu resimlere bakıp parçacıkların hareketleri doğrultusunda bunların yeni parçacıklar olduklarını söylerler. Bu parçacıklar göreceli hızlarda hareket ettikleri için değişik hızlarda hareket ederken kütleleri değişecektir. Ama yine de buradaki temel fikirlerden biri az önce öğrendiğimiz gibi bu parçacıkların dairesel hareketler yapıyor olmasıdır. Evet. Bir manyetik alandan geçtikleri için daireler çizecekler ama hızları ve kütleleri farklı olduğu için bu dairelerin yarıçapları da farklı olacak pozitif ya da negatif oldukları için bazıları sola, bazıları da sağa doğru gidecek. Ama çizecekleri dairenin yarıçapı kütlelerine bağlı olacak. Bu kadar fazla detaya girerek kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sadece size şu anda bir fizikçinin ilgisini çekecek konuları işlediğimizi göstermek istiyorum. Tüm bunlara söyledikten sonra gelin bir de bu bir proton değildi, elektron olsaydı ne olurdu o konuyu inceleyelim. Vektörleri ekrandan dışarı doğru olan 0,5 Tesla'lık bir manyetik alan içerisinden 6 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniye hızla geçen bir elektron. Evet ne olurdu dersiniz? Kuvvet elektronun yükü çarpı 6 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniye çarpı 0,5 Tesla olurdu. Ama bir elektronla bir protonun yükü arasındaki fark elektronun yükünün negatif olmasıdır öyle değil mi? Yani eğer bir elektron olsaydı net kuvvet negatif bir yük olurdu. Bunun ne anlama geldiğini merak ediyorsanız proton örneğinde sağ el kuralını hatırlayalım. Proton bu yönde hareket ederken net kuvvet aşağı yönlü oluyordu. Peki yük değiştiğinde yani büyüklüğü aynı ama negatif olan bir yük söz konusu olduğunda ne olur? Kuvvet hala bu yönde ama negatif olduğu için bunun aynı büyüklüğe sahip ve bu yönde pozitif bir kuvvet olduğunu söyleyebiliriz. Proton bu şekilde bir daire çizerken elektronun çizeceği daire diğer yönde olur. Bir soru daha. Sizce bu daire daha geniş mi yoksa daha dar mı olur? Elektronun kütlesi protonun kütlesinden çok daha küçük ve yarıçap kütle çarpı hız vektörünün büyüklüğünün karesi bölü merkezi kuvvet olarak hesaplandığı için kısacası elektronun kütlesi daha küçük olduğundan bu formülü uyguladığımızda daha küçük bir yarıçap elde edeceğimizi söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden de elektron yukarı doğru olan daha küçük bir daire çizer. Dairenin boyutu elektron ve protonun kütlesi arasındaki oran doğrultusunda değişir. Her neyse, ilginizi çekeceğini düşündüğüm bu son bilgiden sonra videoyu burada bitirmek istiyorum. Sıradaki videoda görüşmek üzere.